Geçmiş Söner Belediye. Tabii 6.30 gibi ben hesaplamamı yapmıştım. Ama dedim ki Mert Vessin kritik gidiyor seçim. 6.000 oyla öndeydim. Sonucu hesapladım. Ben de verdim. Eren dedim yaz yanına. Abdülkadir Bey'le 10 puan dedi. Dedim ki ya yine biz tedbirli olalım. Biz köpeği hesap edelim. Bir B planımız olsun. Tabii bizim katılımımızda bir sorun oldu. Yoksa Abdülkadir Bey hakikaten yakalıyordu. O şeyde sıkıntı yoktu. Bir gardırop borcu var bana. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten Cumhur İttifakı olarak burada birbirimize çok ciddi şekilde kenetlendik. Allah hepinizden razı olsun. Ayrıca bir şunu söyledik her gittiğimiz yerde. Burası Hatay. Hatay büyük bir afet yaşadı. Bu yaşanan afette biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Cumhur İttifakı'nın adayıyız ama Hatay'ı seven herkesi bu çatının altında bekliyoruz dedik. Elhamdülillah da o şekilde oldu. Allah milletimizden razı olsun. Şimdi artık kolları çemreyip inşallah hızlı bir şekilde şu memlekette bizden medet bekleyen, bizden görev bekleyen insanlarımızı bir an önce mahallesine, yuvasına, evine kavuşturmak. İnşallah ya. Söylediğimiz ne söz varsa tek derdimiz onları yapmak ve Allah'ın izniyle yapacağız. Bizim şöyle bir prensibimiz var. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik, veremeyiz. İnşallah neler söylediysek hepsini yerine getireceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü bizim niyetimiz halis. Bizim arkamızda karanlık odalarda kulis yapanlar yok. Bizim arkamızda milletimiz var. Elhamdülillah. İnşallah bu işleri hızlı bir şekilde yapıp milletimizi o bizden beklentilerini kavuşturacağız. Biz adaletten şaşamayız, şaşmayacağız. Samandağ'a da aynı hizmeti yapacağız. İskenderun'a da aynı hizmeti yapacağız. Artık'a da aynı hizmeti yapacağız. Gerçin'e de aynı hizmeti yapacağız. Kırkan'a da aynı hizmeti yapacağız. Defne'ye de aynı hizmeti yapacağız. 15 ilçenin 15'ini de adil bir şekilde yöneteceğiz. Ve buradan şunu yapacağız. Bu kadim şehrin kardeşliğini birleştireceğiz. İnşallah. Bu memleket bu ayrımcılardan kurtuldu. Bugün tarihi bir gün. İnşallah önümüz açık. Tek derdimiz milletimize hizmet. Bizim koltuk diye bir derdimiz olmadı. Böyle zor bir günde, yükün ağır bir yük olduğu günde gövdemizi basarız dedik. Bize ihtiyaç varsa elhamdülillah Mevlam da bizi mahcup etmez. Cumhur İttifakımızın İbrahim'den kendisi üyeleri sizlerin destekleriyle inşallah yarın sabahtan itibaren görevi başlayacak.